da bir tutam da inci kanalımda şimdi harika bir arabaşı çorbası tarifi izleyeceksiniz. Tarif kanalda sizlerle. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle bizim ve İç Anadolu bölgesindeki hemen hemen herkesin çok sevdiği arabaşı çorbası yapacağız. Ben 2 yemek kaşığı tereyağımı tenceremin içerisine aldım. Şöyle gördüğünüz gibi hemen onu eriterek yapımına başlıyorum. Bütün malzemelerimi de buraya hazırladım. Zaten çok malzemesi olan bir çorba değil. Tavuğumu haşladım. Kendisini ayırdım. İçerisine dideceğim. Suyunu da süzdüm güzelce ve kabımın içerisine aldım. Ben az az yapıp sık sık yapanlardanım. Çünkü benim eşim çok sevdiği için bizim evde pek eksik olmuyor. Hamurumu da şöyle taze taze döktüm. Hamurum da burada. Soğuyor. İlk sıcağı çıktıktan sonra onu da buzdolabımın içerisine kaldıracağım. Evet. Tereyağım eridi. 2 yemek kaşığı, dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağı kullandım ben. Benim tereyağım güzelce eridi. Hafif hafif kokular salmaya da başladı. 3 yemek kaşığı kadar unum var. Yemek kaşıklarımı da güzel güzel doldurdum bu arada. Şöyle 3 yemek kaşığı unumu da ekliyorum. Tenceremin altı orta ısıda. Güzelce kavuracağım yağımla unumu. Unumun kokusunu tamamen alacağım. Şöyle biraz altını yükselteceğim. Çıkana kadar kavuruyorum. Kokusu çıkacak ve rengi hafif dönecek. O zamana kadar ununuzu siz de kavurun. Kavurmayı hiç bırakmıyorum. Sürekli karıştırıyorum kavururken de. Bunun özelliği odur. Unu iyi kavrulması lazım. Salçasının iyi kavrulması lazım. O yüzden kesinlikle karıştırmayı bırakmıyorsunuz. Karıştıra karıştıra kavuruyorsunuz. Benim unum iyice kavruldu. Şöyle göstereyim. Rengi değişti. Gördüğünüz gibi. Ve kokusu gayet güzel oldu. Şimdi ben yavaş yavaş salçalarını vermeye başlayacağım. Altını kıstım ocağımın. Biber salçası ve domates salçası kullanacağım. Onlar da güzel dolu dolu kaşıklar olacak. Şöyle bir kaşık, dolu dolu bir kaşık domates salçası koyuyorum. Ve yine aynı şekilde şöyle dolu dolu bir kaşık da biber salçası koyuyorum. Şöyle bir bakıp gerekirse biraz daha ekleyeceğim. Miyanesi iyi kavrulmazsa, salçası iyi konmazsa arabaşı çorbası hiçbir şeye benzemez. Şöyle. Evet. Çok az daha domates salçası ekleyeceğim. Şöyle bir yarım kaşık kadar daha domates salçası ekledim. Sonra salçamın da yine kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unlu, yağlı, salçalı karışımını iyice kavuruyorum. Yani arabaşı çorbasının miyanesi iyi olmazsa olmaz. Güzelce kavrulacak.
Ben sol elimle pek iş yapmaya alışık olmadığım için bu elimle yapamıyorum. O yüzden bu tarafa geri geçiyorum. Böyle çevire çevire kavuracaksınız. Kısık ateşte. Zaten o tamamlandığı zaman aynı unda olduğu gibi güzel güzel kokular salmaya başlayacak. Benim miyanem gayet güzel kavruldu ve hazır şu anda. Şimdi bu kaşığımı alıyorum. Yerine bunu ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş içerisine tavuk suyumu vermeye başlayacağım. Ve tavuk suyumu verirken de karıştıracağım. Suyumu yavaş yavaş veriyorum. Bir yandan da karıştırmaya devam ediyorum. Hafif altını açacağım. Ve yine suyunu vermeye devam edip miyanemin koyuluğuna bakacağım. Benim miyanem tam geldi. O yüzden ben kalan tavuk suyumu da içerisine ekledim. Yazdan kuruttuğum biberlerim var benim. Uçları dilik dilik bunların. Ve çok acı biberler. Onları da arabaşımın içerisine ekledim. Şimdi arabaşımın altını açıyorum. Ve onu önce bir kaynatacağım. Daha sonra altını kısacağım. Ve miyane ile tavuk suyum tamamen birleşene kadar onları iyice kaynatacağım. Arabaşının özelliği çok iyi kaynaması gerekir. Ben tavuklarını en son koyuyorum. Çünkü tavuklarını önce atarsanız tavuklar iyice didiliyor ve çirkin bir görüntü oluyor. Ben öyle yapmak istemediğim için tavuklarım zaten haşlanmış vaziyette. En son parçalayıp içerisine o şekilde ekliyorum. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı seviyorsanız eğer beğenmeyi lütfen unutmayın. Arabaşım yavaş yavaş kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi atıyor. Ben arabaşımın altını kısıyorum ve kısık şekilde biraz daha kaynamasını istiyorum. Çünkü kaynamadan olmaz. Ben tavuğumu haşlarken içerisine tuz koymuştum. O yüzden ekstra bir tuz eklemedim. Tavuğumun suyundaki tuz benim için yeterli olacak diye. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, benim arabaşım yeteri kadar kaynadı. Ben tavuklarımı da hazırladım şu şekilde. Şimdi yavaş yavaş içerisine tavuklarımı ekliyorum. Hamurum da yanında hazır. Şöyle bir karıştıracağım. Biberlerim biraz daha içerisinde kalacak. Daha sonra onları içerisinden alacağım. Kaynamaya devam ediyor şu anda. Daha güzel tariflerde bir tutam da İnci kanalımda buluşmak üzere.
Hoşça kalın. Her zaman mutlu kalın.